Oy ben neden nasıl edem? Başım alıp nereye gidem? Selamlar, yeni bir videodan, yeni bir günden, yeni bir hoş geldiniz. Yok siz gözükmüyorsunuz, rahat olabilirsiniz. Evet. Ne oldu diyorum. Arkadaşlar aranızı duyurken çikolata gofret sevmeye var mı dedim. Yengemlere geldik şu anda, kuzenlerim. Bir tane kuzenimin nişanlısı. Şeyda. Şeyda da artık gelinimiz yani. Oy. İşte böyle geldik. Ben aslında böyle gelmedim tabii ki. Hava Nur'dan hemen bir sivil tişört kaptım ve dedim ki Allah'ım ben sivil tişört insanıyım. Şimdi video başlattım. Uraz beni görmüyor. Hava Nur yoktu geldiğimizde. Şeydeydi, stajı başlamış. Öğretmen hanım diyeceksiniz. Bundan sonra bu arada rahat olun, bu sizin ya buradan sonrası gözükmüyor. Dirseğin istemiyor. Dirseğini de çekemiyorum şeyde. Ha, aynen. Nişanlı çekebilir miyim? Valla. Bak işte. Ben artık bizim erkeklerin, Ufuk abim de öyle çünkü. Sema'ya sordum. Çek tabii ki de diyor. Benim için de çok güzel bir hatıra diyor. Yani biz onun için ayrı para veriyoruz. Ben size reels falan da çekerim tamam, bol bol. Tamam sen çekebilirsin ama yayınlayamazsın. Teyzem ben. Telif hakkı istiyorsun. Veririm. Ben ne anlatıyordum? Öyle işte. Hava Nur geldi beni unuttu. Öyle kuduruyorlar. Hadi. Kudurmayak mı? Hüseyin valla seni şu an çekerim ha. Ama Hava Nur var, çekemem. Şunu aldın beni bırak. Ay bu ne ya? Etrafındaki hiç kimse çekilmek istemiyor. Ben memur bitireyim. Ben memur. Benim statü. Yenge mi çekeyim bence şu an? Yok yok gözükmüyoruz yenge, rahat ol. Annem nerede namazını kılsın? Şöyle bir burada şey. Benim bütün çizimi düzdüğüm Madame Coco var, tamam mı? Uraz'ın sesi çekmiş Hüseyin kudurtuyor. Şu an size arka planı gösterebilmeyi çok isterdim. Merak etmeyin, evde sadece insan var. Bu arada annem hacamat yaptırdı. Aslında ben de yaptım. Annem hacamat yaptırdı, tamam mı? Normalde ben de yaptıracaktım ama iyi ki yaptırmamışım çünkü annem bayılmış. Hacamat yaptırırken bayılmış anne. İlk kez yaptırıyor bu arada. Anne ne oldu bak ne yapayım. Ay. Dedikodu yap. Hadi yap böyle. Öyle işte şey gideceğiz. Madame Coco'ya gideceğiz. Bayağı bir indirim varmış. Bakalım evin eksiklerinden alabildiklerimizi alalım diye planlıyorum. Hem de şöyle bir hava almış oluruz. Sabah soğuk da mı şu an bir tık daha güzel gözüküyor. Öylelikle yeni video başlasın madem. Abone olmayı unutmayın tabii ki de. Benim söylememe gerek yok artık. Videomu da beğenirseniz çok sevinirim. Benim aşkıma bak ya. Dudağını. Uraz da yeni uyandı, mayalanmış uykusunda. Sen uykunda mayalandın mı aşkım? De teyzen güzel uyuttu beni de Uraz. Evet ya. Şey Hava Nur gelecek diye Uraz uyumadı. Sonra Hava Nur geldi okuldan. Bu arada erkek lisesi miydi? Erkek lisesinde liseli erkeklere o ders anlatmaya çalışacak kendisi. O kafayla Uraz'ı uyuttu biliyor musunuz? Arkada da şimdi Hüseyinlerin nişanına hazırlıklar var. Ay vallahi Allah tüm evlenen evleneceklere yardım etsin. Biz tam zamanında evlenmişiz. Ben bugün olsa evlenemezmişim, evlenmezmişim. Bu ne ya? Ne kadar fazla şey çıkmış, ne kadar her şey değişmiş. Dün evlenmişim gibi ama maalesef 7-8 yıl geçmiş yani. Öyle. Hadi bakalım çıkarsak görüşürüz. Hazırız baby'm. Çantamı alayım. Baby'mi giydireyim. Ondan sonra şöyle çıkalım ayol. Çıktım. Eski mahallem diye ben. Hayatımda gördüğüm en güzel ve en boş Madame Coco. Ay bunlar tatlıymış ama. İhtiyacım var mı? Asla. Evet bunlar şu an çok moda şu desenler. Bak bu güzel bir şeymiş kahvaltılık için. 300 lira diyor ama 3 al 1 öde var. 3 ürün alıyorsun 1 ödüyorsun. Enteresan bir durum olmuş. Ay inanmıyorum. Çok tatlı.
Çocuğum çocukluğumun geçtiği yerlerde. Onu bıraktım diye üzgün oldum. Evet, şurası internet kafemizdi. Dayımlar işletiyordu. Nereye? Biz de hep buradaydık. Bayan ısınım. Şurada bizim kartal dururdu. Hadi bakalım bu kapıyı kaç kere tekmeledim kim bilir açılsın diye. Ey gidin be. Hele şu arkaya bakmayalı yıllar var. Ay. Buralarda da oynadık zaman. Bisikletim hep burada dururdu benim de. Böyle. Şimdi bu alana eşya vesaire koymayın yazmış muhtemelen dayım. Üzgünüm, biz zamanında çok koyduk be kanki. Anne, bu hacamat sana yaramadı. Hani iyi gelecekti. Radir bugün bir. Ne oldu? Merdiven çıktın diye. Bakın annem kendine çeyiz aldı. Ne oluyor? Bakın ne buldum ve aldım kendime. Ve herkese tabii ki de. Ben bunu çok uzun zamandır görmüyor ve bulmuyordum. Şimdi bir bakkala markete gibi bir yere girdik, orada görünce hemencecik aldım. Yemek hazırlıkları çek. Ya gözler. Ertesi günden merhaba. Ay nasıl oldu, birden oldu. Tamam hadi aç kapıyı. Hazırlandık, evden çıkıyoruz. Baba evin anahtarı burada dünkü. Şimdi biz gidiyoruz. Ufuk abla Sema'nın evine bakacağız. Ama önce ben markete gideceğim, ne alacaktım? Tuz alacağım, şeker alacağım, çörek otu, beyaz sirke alacağım bereket olsun diye. Eve ilk kez gidiyorum ya ben. Ondan sonra babama da ekmek alacağım. Hani geleceğiz de kaçta geliriz gene de. Belli olmaz. Hava güzel gibi gözüküyor. Belli olmaz. Dün yengemlerde yemek falan yedik, çay. Oh, sohbet muhabbet derken işte. Sonra eve geldik. Videoma devam edemedim. Sabah da kalktım işte, kahvaltı falan. Uraz bugün öyle uykusu yapma, duşan var ya, ne yapacağını şaşırıyor. Neyse. Uraz gece çok geç uyudu. Arabada uyuduğu için. Dur bebeğim. Çantamı da takayım. Ay şeyde olmuş sesi. Biri geldi herhalde. Neyse rahatsız etmeyeyim, ben kapatayım. Toz şeker alacağım da bunları taşıyamam. Şimdi çörek otunu aldım. Küp şeker alsam saçma mı olur bilemedim. Bu kaç kiloymuş? 2 kilo. Ay bilemedim. Ve tuz nerede? Tuz yok. Burada dedi ama. Parasını ödemeden açma bir daha, tamam mı? Bakayım. Ay buradaymış kız, tuz arıyorum ben de. Sen çok alıştın ha bu tren işine. Ben hala anne kart çıkarmadım. Bu arada şey aldım. Abimlerin evine. Şeker, tuz, bir de beyaz sirke, çörek otu. Değil mi? Doğru almışım. Şimdi Uraz gidiyor hatta ya. Bakalım uyku doyumadı. Nasıl bir gün olacak? Eve bayıldım. Zaten fotoğraf videolarını da görmüştüm ama şimdi canlı canlı gördüm. Çok iyi. Şöyle bir şey, ev sahibi zaten evin içini yeni yaptırmış. Hiçbir şey kullanılmamış. İlk inşallah abimler kullanacak. Şöyle bir salonunun genişliğini ve aldığı ışığı size göstereyim şu an. O kadar güzel ki bakın, kocaman bir cam burada. Bir cam da burada var. Şöyle Ay içeride abimler var. Kocaman, o kadar büyük ki salon. Bayıldım. Şuradan girişi var. Bakın şimdi. Buradan girdik. Burada şöyle bir kileri var zaten. Çok sıkıştım. Allah'ım altıma kaçıracağım diyorsanız hemen şurada bir lavabosu mümkün. Ve klozete. Hazır şeyin olması da çok iyi. Ve... Güle güle otur. Videoda da söyleyeyim. İnşallah oturun ağız tadıyla. Güzel mi ev oğlum? Çok güzel değil mi? Zaten geldiğinden beri koşturuyor oradan oraya çocuk geniş bulunca. Ve şu mutfağa bakın. Zaten mutfak da yeni yapılmış ve depolama alanı o kadar fazla, o kadar güzel ki. Çok güzel. Ve şurada şöyle bir detayın olması çok iyi değil mi? Bence çok güzel. Ev sahibi bilmiş de yapmış yani. Kiler olarak şöyle şekilde. Ay herkesin hayalidir vallahi. Bayıldım. Yani şakasız. Yerlerin mermeri de bu şekilde yapmışlar. Çok güzel olmuş. Şurada da şöyle bir camı var aslında ama burası havalandırma boşluğuna bakıyor.
Mesela her yerin tezgahı olması da çok iyi. Ocağı falan da evde vardı böyle bu şekilde. Fırın nerede? Ha fırın. Bir tek yok. Bir şey söyleyeceğim. Fırın yeri nerede? Ha, aa gözümün önündeki fırını görmüyorum. Ben aşağıda arıyorum fırını. Oha! Fırının yeri de çok güzel. Allah'ım. Ben yemeklere bakacağım, pasta böreğe bakacağım diye fıtık oldum yıllardır. Altında da hemen şöyle mesela tepsileridir fırın. Ay çok beğendim. Gerçekten anlat anlat bitmez yani. Allah'ım isteyen, dileyen, bekleyen herkese içine sindiği gibi bir ev nasip eylesin. Depolama alanı açısından cidden çok 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 iyi düşünülmüş bir mutfak. Şu şekilde. Kayınvalide iş başında. Kız, ay. Oradan bakıyor. Bu taraflarda şöyle söyleyeyim. Şurada bir odası var. Burada balkonlu bir odası var. Ve bu tarafı da ebeveyn banyosu, uyku ya yatak odasının falan olduğu kısım. Oralara çok girmeyeceğim. Çok fazla şeye girmeyeyim ama. Böyle çok güzel. Sen de güle güle otur abim. Ağız tadıyla inşallah. Böyle bu şekilde. Evet. Sema'cımla kahvelerimizi alıp şurada şöyle. Evet. Evet. Bu inşallah. Amin. Biz de annemle dedik ki benim bir tane şey böyle Simbo'nun kahve makineleri var ya ondan var fazla yedekte. Şu an kullanmıyorum. Birkaç tane fincan alayım kahve makinesini alayım. İlk kahvemizi içelim dedik. Sonra babam Ufuk abim suyu henüz bağlatmadım diye bir şey duymuş. Hani yanımıza su alırdık ama şimdi kahveler kalacak falan yıkaması şey diye vazgeçtik. Ama neyse su bağlanılmış. Olsun bir dahaki gelişimizde inşallah temizlikte Sema'cığım. Temizlerken molalarımızda içeriz. Camları tek tek silerken. Evet. Ama bir şey söyleyeceğim. Bak ne zaman silindi kim bilir ve bayağı da yağmur falan yağdı İstanbul'a. Hiçbir şey olmamış camlarına. Yani böyle şöyle mesela haftalık veya iki haftada bir cam sille alsam bile çok yeterli olur. Öyle büyük bir temizliğe gerek kalmaz. Evet. Bak. Evet cami var anneciğim. Böyle burası da bahçe şöyle. Yazın da ağaçlar falan açınca çok güzel bir görüntü olur. Ay çok beğendim. Çok beğendik değil mi oğlum? Evet. 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 Bu arada şeyler de tamam. Mobilyalar da neredeyse tamam. Koltuk takımı tamam. Küçük odaya köşe koltuk tamam. Yemek masasına karar verildi. Koltuklar ne zaman gelecekmiş? 15. Ha, tamam. Yeni baştan imalat olduğu için. Bayağı her şey tamam çok şükür ya. Hadi bakalım. Çok beğendim. Dayısı. İnşallah. İşte bayılırlar. Şey, yeni gelin evi turu. Aynen. Kesinlikle onsuz olmaz. Çikolataları da ben kurdelelerim. Uras, senin çikolatanı da kurdeleleriz değil mi? Sana da su veririz. O bayıldı eve nedense. Evet evet. Efendim kargomuz teslim alınmıştır. Teşekkür ederiz. Çıkar onu. Şu an çok rahatsız ve sana çok gıcık oldu. Yapma. Nereye? Ne yapacaksın şimdi? Getirseydiniz. Evet tabii ki biz şimdi de dükkana geldik. O kadar uzun zamandır gelmiyormuşum ki buralara. Geldim. Ve eğer fırsat olursa şöyle saray meydana doğru çıkacağız. İnşallah. Ama öncesinde kahve içeceğiz. Sen geç o zaman eve.
benim nelerimi bulmuş ve hemen 2 dakikada halletti. Koltuğun altına mı gitti oğlum? Oklava'yı getir de oklavayla al. Dayısı ona bir şeyler aldı. Şimdi onlarla oynuyor, uyandı da. Neyse ki çok uyumadı çok şükür. Şunu da bulmuş, getirmiş. Elmacı yaptık. Çok seviniyor. Şöyle bir ışık vardı evde. İşte biz de eve geldik. Normalde abim bırakacaktı ama o kadar fazla trafik vardı ki. Biz de tramvay yolu üzerinde indik hemen. Tramvaya binip eve devam ettik. Ama tramvaya binemedik bile. Çünkü ilk tramvaya binemedik ilk gelene. Binebileceğimiz bir alan yoktu. Diğeri de öyleydi ama artık binmemiz lazım diye bir şey giriştik. Ondan sonra sağ olsun beyefendinin teki beni görür görmez zaten daha bir içeri biner binmez bana el kol yaptı böyle o kalabalıkta fark edip. Çağırdı Uras kucağımdaydı çünkü çocuğumu ezerler, yiyirler diye emin ediyorum. Allah razı olsun onun sayesinde oturduk. Şimdi yemek yenecek. Eren de gelmek üzere. O yüzden yemekleri ısıtıyorum şöyle birazcık. Yemeğimizi yiyelim. Ay ev çok güzel ya. Vallahi gördünüz zaten gösterebildiğim kadarını gösterdim. Bir şey daha diyecektim. Ha bir de ben. Ay taşmasın. Sabah meydana gideceğim demiştim ya. Gittim işte birkaç bir şey de aldım kendime. Fakat dükkanda unuttum. Uraz uyuduğu için kucağıma aldım onu. Kucağıma alınca aklımdan da çıktı annemlere söylemek de. Dükkanda kaldı. Umarım karıştırmazlar. Çünkü içerisinde özel şeyler de vardı birazcık. Hani sen Mustafa Hanım'ı arayıp söylesene o poşeti açmasınlar ya. Vallahi aklıma geliyor. Şimdi çünkü abimlerin arkadaşları falan da gelip gidiyor. Aa bu ne falan derler. Ortada bir de yani. Poşetin içerisinde zaten arabaya koyacağım diye. Öyle yeşil mercimek var da yanına şöyle soğan doğrayacağım. Yenir. Omega 3. Omega 5. Omega 6, 7, 8, 9, 10. Günaydın. Az önce kargolarım teslim edildi. Madame Coco'dan şöyle Sema'ya hediye almıştım. Bunları görmüştük birlikte. Çok beğenmiştik. Sonra indirimde görünce dedim şöyle iki set birden alayım. Bunda sıkıntı yok ama şuna bakar mısınız? Bir tane bardak tuzla buz olmuş. Daha kargoyu elime alır almaz fark ettim. Kargocu beyefendiye söyledim kuryeye. Hani bu kırık ne yapacağız tutanak tutalım mı falan. Bizlik bir şey yok dedi gitti. Böyle 4 tane bardak olması gerekirken bunun bir tanesinin kırılmış. Bu sağlam. Bir de kendime şey söylemiştim. Onları nereye koydum ya? Aha kendi tabaklarımda da sıkıntı yok galiba. Göremiyorum şu an nereye koyduğumu. Şimdi hemen bildirdim zaten fotoğrafıyla birlikte. Kendime alsam mesele yok. Hani 7 bardak olarak kullanırım ama ben bunu hediye aldım ve şu an mağdurum. Sema'ya da söylemiştim aldığımı. Hani o almasın bir daha diye. Üzüldüm ya. Çok kötü. Yani kargosu da böyle kutunun içine salmışlar. Şuralara falan bir şey sıkıştırsanız da yok. Burada da az önce kahvaltı vardı. Hemen masadakileri alıp bunu açıp bakmak istedim de masayı bile silmedim yani düşünün. Bakalım bildirdim ne olacak göreceğiz birlikte. Kendime de şunları almıştım. Şöyle. Çok ihtiyaç oluyor bizim evde. Bayağı da ağırmış, güzelmiş. İkili satılıyor. Bu şekilde ikili bir şekilde satılıyor. Geçen gün de Madame Coco'ya gitmiştik ya. Orada da bunun 3 al daha küçüğüydü ama değil mi o ya? 3 al 1 ödesi vardı. Hatta annem oradan kendine bir şeyler aldı. Getirsen onun bir tanesini göstereyim ya. Belki ihtiyacı olan vardı. Anne. Ay benim sesime ne oldu? Sesim gitti, tipim gitti. Bu arada halılarım yıkanmış geliyor. Ay çok kötüyüm. Şimdi şu halıyı vereceğim. Bunu bir kaldıracağım. Gökhan abi gelince diğerlerini teslim alıp bunu iade edeceğim. Evet anneciğim. Gökhan abimiz azıcık onu yıkayıp getirecek. Afiyet olsun. Uraz'ım da burada. Çilek keyfi yapıyor. Evet. Ay babacığım. Sen kamyona bak. Tamam. Kamyona bakayım ben. Kamyon. Uraz çilek yiyor. Sen bekle onu birazdan gelecek. Annem de şöyle kup kap bir şeyler aldı işte ama çok şeker. 6 tane aldı bunlardan. Bunlar gene böyle ikili bir şekilde satılıyor. Aynen. Bakın. Şöyle. Dar ama derin. Yani bayağı derin. Çok yeterli. Yemek yapıp tatlı yapıp sevdiğim için yapmayı. Çok sevdiği için evet. Ay dün şey Betül'ün canlı yanında konuşuyoruz. Özlem abla diyor ki Betül'ün annesi Adalet diyor ne kadar güzel şeyler yapıyor falan. Ben de diyorum ki annem Dukan birası içerken börek açıyor diyor. Gece canlı yayın yaptı da sen uyuyordun. Şöyle şu şekilde. Bak çok güzel değil mi? Bence güzel. İşte bunlar da mesela bu ne kadar? 300 liraydı.
3 paket aldı, 300 lira ödedi. Çünkü 3 al, 1 öde vardı gittiğimiz Madame Coco'da. Ama çok değişiyor. Ama evet. Ertesi gün değiştiriyorlar. Mesela ondan önce de %70 indirim varmış. Yengem 700 liralık şeyi 200 küsür almış. Süslük diyorum. Sütlük gibi bir şey. Ondan da alacaktı annem ama bana dedi hani sen de al falan, böyle parası şey yapsın düşsün dedim. Yok, benim ihtiyacım yok, alamayacağım yani. Bir kargom daha gelmişti. Onu da madem açtık, açalım. Bu arada Sema'ya söyledim de şey dedi, boşver kırık olsun hiç uğraşma, çünkü geri ürün gönderimi yapılmıyormuş. İade isteniyormuş. Geri kalan parçaları geri göndereceğim. Bana para iadesi yapacaklar, değmez. Zaten indirimden almıştım. 8 bardak yerine 7 bardak oldu da bunlar ne kız? Ben bunları... Ay, bana hediye yollamışlar. Bu maske sürmek için. Bu ne? Aa, burun temizliği. Ha, şöyle şöyle bakın. Teşekkür ederim hediyeniz için. Aa, bir sürü hediye yollamışlar ayol. Benim aldıklarım ise sadece bunlardı. Aa. Vallahi aldığımdan fazlasını hediye yollamışlar. Çok teşekkür ederim satıcıya da. Satıcı burada yazmaz herhalde. Çok fırçalarım bayağı kötü oldu artık. O yüzden çok... Ay, renkleri çok güzel. Bu ara bu renge takığım biliyorsunuz ki. Şöyle. Heh. Güzel kız. Zaten şu anda kullandıklarım da benim uygun fiyatlıydı. Gayet uygun fiyatlı bir şey. Benim en çok ihtiyacım olan şeyler şunlar aslında. Mesela şu şey için çok güzelmiş ya. Aydınlatıcı için çok güzelmiş. Evet, fırçalarımızı beğendik ama bayağı bir yanında da hediye ürün yollamışlar. Dediğim gibi ben sadece bunları almıştım. Şunları almıştım sadece. Fırçaları almıştım. Ama bunları ve bunları hediye yollamışlar. Teşekkürler efendim. Böyle satıcıların kölesiyiz. Vallahi hakkınızı helal edin. Etsinler yani inşallah. Ooo, şöyle iki tane sünger fondöten kapatıcı. Birazcık pis gibi. Ama yollamışlar. Ve iki tane sanırım pudra için bir sünger. Hisleri çok değişik. Şöyle de şarjım bitiyor, bitmeden yetişeyim. Bir de bunları çok yüzüme süreceğimi düşünmüyorum ama düşündüğünüz için çok teşekkür ederim efendim. Böyle bayağı bildiğiniz bir sürü ürünüm olmuş oldu kız, durduk yere. Valla neyse, uraz oynar. Öyle işte. Ay, ben artık şu halıyı katlayayım. Sonra Gökhan abi halıları getirince bir süpürüp sileyim şöyle güzelce dip köşe. Sonra temiz halılarımızı serelim. Bebeğim. Demek ki böyle temizlik olmuyormuş. Ayağın ıslandı mı? Ben temizlik yaptım. Evet, çok güzel bir temizlik yaptın. Gerçekten parkeler kabarmadan hemen halletmemiş lazım. Şimdi sen de. Tamam. Şimdi sen çek, ben yapayım. Tut, sen çek, ben yapayım. Sunday, every Sunday.
nasıl buldun? Ay benim. Gel sen Dyson'u al. Ben temizliğimize devam edeyim. Sen bunu al şimdi. Bunu. Tamam ama bununla orayı süpüreyim. Bunu hemen vereceğim. Anneciğim bana bak. Bana bakar mısın? Ama sırayla. Tamam vereceğim. Sen bununla süpür biraz. Bak şimdi. Hemen orayı süpüreyim. Hemen vereceğim. Al işte, tamam işte sıra sende. Boğulmak. Tamam aşkım. Ben bunu yedekten. Hemen süpürdüm, hemen verdim. Ama ki halam, halam ne ya? Halam tertemiz olmuş, halamı yıkamaya vermiş. Halım tertemiz olmuş bakın. Buraya çikolata kusmuştu, Uraz iki bölgesine tek bir tane. Böyle inceliyorum, dur ışıktan doğru bakalım. Gerek yok, yapıyor bu işi Gökhan abim be. Yes. Ay çok üzülmüştüm çıkmayacak diye ama. Vallahi hepsi çıkmış. Oh. Bunu da atlattık.